Ezgi. Kahve mi yaptın? Hı. Ay sağ ol. Hadi üzülme artık. Annenlere mahcup olduk Cem, ona üzülüyorum. Onlar öyle insanlar değil, ağlama artık. Yüzüne bakmayacağım bundan sonra, annemin de o tahta kafanın da. Ay ortada kaldık. Niye ortada kalalım Özge? Tutarız bir ev otururuz, büyütme bunları. Büyütürüm Cem, baban telaşlandı. Eşya almak için borca giriyorlardı neredeyse. Tamam canım, girmediler işte. Bitti, kapat şu lafı. Bizim yüzümüzden karı koca kavga da ettiler. Olur öyle şeyler, büyütme. Günaydın çocuklar. Günaydın. Erkencisiniz bakıyorum. Uyumadık ki. Niye söylüyorsun Cem? Ne var Özge, yabancı mı? Aa, sen de. Anne. Gel bakayım. Nasılsın? Fena değil. Niye uyumadınız oğlum? Ev meselesi mi hala? Başka ne olabilir ki, taktı. Haklı kız. O Nimet'i gözüm görmesin. Boşu boşuna kocamla kötü oldum ben de. Barışın siz de artık canım. Baksana babanın suratına. Hiç yüz vermiyor. O da biraz haklı ama anne. Evet haklı. Bu işe taş koyan tahta kafa anne, tahta kafa. Nimet Hanım figüran. Allah cezasını versin ikisinin de. Özge günaydın. Günaydın. Nasılsın kızım? Canım sıkılıyor bu işleri. Oo, sıkılmasın sıkılmasın. Gençsiniz. Cem uyuyor mu? Kalktı mutfakta. Oh be, insanın babasının evi gibi var mı? Ha, şimdi mi anladın leylek? Oh be babacığım. Oh ya oh. Oh şuram biraz. Rahatınıza bakın oğlum. Şimdi Özge'ye de söyledim. Genç insanlarsınız. Daha ne evleriniz olacak sizin? Öyle tabii. Annen de ortalığı velveleye verdi erkenden. Biz de size mobilya almıştık. Ne olacak şimdi? Ne yapacağız acaba? Ha? Eyvah! Ev alınmadan eşyaya karar verdik. Haklısın canım. Boşuna üzdüm seni. Özür dilerim. Mine sen burada mıydın? Buradaydım. Çok güzel yapıyorsun taklidimi. Sahneye çıkacağım yakında. Adem Bayram ertesi açıyoruz dükkanı. Mukabeleyi yaptılar. Heyecanlı mısın? Ne diyorsun abi? Sevincinden uçacağım valla. Bundan sonra en büyük patronumuz Yavuz Bey. Kurban olayım ona. Hürmette kusurumuz olmasın. Olur mu abi? Babamız o bizim. Dede dede. İkinci babamız kim? Sedat. Tak tak. Aman aslanım. Sedat olmaz. Sedat Bey. Bütün iş onda. Sedat Bey abi. Ha öyle. Tak tak yok. Bekliyor bizi evde, konuşacak. Konuşacağız abi. Tak. Tak aslanım. Bitir işini. Hemen gel. Hemen abi. Bak vereceğim. Sedat Bey avantı istiyor bizden. Biliyorum abi, vereceğiz ne istersen. Tak aslanım, şaşırma sonra. Yavuz Bey'den gizli. Gizli Cafer abi, aynen. Sen ne dersen o. Aferin. Dükkandan da sen sorumlusun soran olursa, tamam mı? Olur. Ben öyle gelip gidiyormuşum. Okey abi. Ha okey, yürü hadi. Şşt, kapıcı. Öyle küçüme gidiyor ki şu herifim şöyle konuşması. Yürü sen hadi yürü. Lafa tutacak şimdi hadi. Ne var? Güzel konuş güzel. Hödük, efendim dedin. Efendim. Ha öyle. Ne konuşuyorsunuz siz orada bir saattir? Gizli bir iş mi? Bizim gizli işimiz yok Cemil Bey çok şükür. Annesi hastaymış da. Ha, manav oldum diye öyle havalara girme hemen. Ne manavı Cemil Bey? Allah aşkına laf çıkarma. Biz kim manavlı kim? Adem duracak başında. O kadar söylüyorum işte. Hemen burnunuz büyümesin. Kapıcı olduğunu unutma. Buyurun. Baykuş, şu iş bir başlasın ben sana gösteririm kapıcılık nasıl oluyormuş. Kapıcım Türkiye'm. Yine mi temizlik evladım? Her gün paspas istiyor Türkan Hanım, sabah akşam hastane gibi. Devam et kızım, devam et. Ah, oh, kapıcı olmak varmış bu zamanda. Bir yandan hasta bakıcılık, bir yandan manavlık. İyi günler. Buyurun. Ne zaman açıyorsunuz dükkanı? Bayramdan sonra inşallah, cuma günü. Sebzeyi meyveyi bizden alırsınız artık. Ucuz, taze. Açılışa çağırırız. Aa, patron gibi konuşuyorsun artık maşallah. Yok efendim, benimle bir ilgisi, estağfurullah. Adem duracak başında. Ben öyle Yavuz Bey'in namına arada sırada teftiş. Kapıcı saltanatı. Ahtapot gibi sardınız her tarafı. İşgal kuvvetleri.
yapacağız? Herkesin gözü üstümüzde. Gözleri çıksın. Söyleme sen de herkese. İşte ibadet de gizli. Nazar değecek valla. Bir nazarlık takmalı kapının üstüne. Nazarlıktan önce söyleyin Yavuz Bey de bir kurban kessin. Bak onu iyi dedin, keser. Aman Gül, dillendirmeyelim şu işi. Sen kendine bak bana söyleyeceğine. Onu bunu açılışa davet edip mal sahibiymiş gibi konuşuyorsun. Kırmızı! Beyaz! Türkiye! Aferin oğlum. Dikeceğiz bayrağımızı. Hadi coşma, hadi hadi. İşgal ettiler İstanbul'un. Nereye baksan bunlar. Para da bunlar da Allah'ın cezaları. Ne oldu yine efendim? Çarıklı milleti efendim. Her işe el koydular. Odacısı, kapıcısı, hademesi. Manav açıyorlar şimdi de. Biz de gazeteye küçük ilan verelim, öğrenci bekleyelim. Kim görecek o kadar şeyin arasında sizin ilanınızı efendim? Masraf etmeyin boşuna. Akmasa da damlar efendim. Bu ekonomik sıkışıklıkta. Herkes iş buluyor bu ilanlardan. Öyle sizin gibi kupon için almıyor gazeteyi. Uğraşmayın efendim kuponumuzla muponumuzla. Bıktırdınız ekonomik önlemlerinizle. Buyurun. Bütçe meselesi efendim. Önlem almak zorundayız. Demeler mi ortalıkta? Keyfim de pek yerinde bakıyorum. Ne yapsın çocuk efendim? Ağlasın mı sizin gibi sabahtan akşama kadar para para diye? Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Günaydın. Günaydın. Anneciğim günaydın. Niye böyle erken kalktınız? Uyuyamadım kızım. Ne oldu anneciğim? O da hesap yapıyor herhalde efendim. Bayram öncesi. Rüya gördüm kötü hala. Hayırdır inşallah anneciğim. Sabri Bey bando çavuşu. Geçmiş zaman. Bando baş çavuşu efendim. Neyse efendim rüya bu. Neyse yok efendim. Rüyada da olsa... Bir çavuşla bir astsubay arasında ne kadar rütbe farkı var biliyor musunuz siz? Aman bileceğiz de boyumuz uzayacak sanki. Anneciğim. Kore'ye daha yeni çıkmış. Kimin efendim, benim mi? Bando başçavuşu olarak. Kore savaşı biteli 40 yıl oldu hanımefendi, 40 yıl. Geçmiş zaman diyor efendim kadıncağız da, rüya bu. Anneciğim. Şehitlik mertebesine ulaşmış. Kim efendim, ben mi? Sabri Bey mi anneciğim? Sabri Bey evladım. Bayramdan önce göndermek istiyor beni kadın, anlaşıldı. Ay anneciğim Allah korusun. Ne yaparız? Rukiyeddin'imle gittik. Tabutuna çiçek koyduk. Ay bu nasıl rüya anneciğim, ağlayacağım valla. Kore savaşı değil ama efendim. Biz de savaş veriyoruz burada. Hayat savaşı, yakında şehit düştük düşeceğiz. Elektrik, doğalgaz, telefon, su. Toplam ne kadar biliyor musunuz? Şükrücüğüm biraz para verebilecek misin? Para vereceğim tabii. Çarşıya çıkacağım bugün. Bayramlık mı alacaksın? Almak lazım bir şeyler. Annenlere, çocuklara. Alacaksın tabii. Bir yere de gidemedik. 10 gün tatil. Giderdik. Mine ile abinin arası açık olmasaydı. Hiç olmazsa 3-4 gün. Onlarınki de saçma. Çok saçma. Oğlumuza ev alalım, eşya alalım derken. Nimet Hanım'ın densizlikleri. Kartını kullansan iyi olur. Şirkette de para suyunu çekti. Verme istersen. Yok. Hemen alırım ben Nazan. Eve hiçbir katkım yok, ona üzülüyorum. Sen böyle didinip duruyorsun. Daha ne yapacaksın Nazan? Günaydın. Günaydın. Anne. Efendim. Hiç çorabım kalmamış, rezalet. Duyuyor musun? Her sabah bu. Çorabı yok, gömleği yok. Babaannen alır nasıl olsa bayramda oğlum. Birkaç gün sabret. Babaannemin aldığı çorap yaramaz baba. Giyer mi öyle şey Şükrücüğüm, rica ederim. Ya bizim canımız yok muydu? Yamalı giyerdik. Yerli malı haftaları, tutum haftaları olurdu. Şunlara bak, hepsi ithal peşinde. Marka Şükrücüğüm. Kağıttan olsun, markası olsun. Yazık. İthal tüketimden batacak bu ülke. Gümrük Birliği'nin yararları. Bize ne alınıyor bu bayram, unuttunuz bizi. Bak biz ne konuşuyoruz, görüyor musun? Bilgisayar ne oldu baba? Hani hemen alıyordun? Alacağız oğlum. 2500 dolar büyük para. Şu bayramı atlatalım.
İnsanları yarın bağış ikramiye vereceğiz. Nasıl vereceğiz diye düşünüyoruz. Onlar da ev geçindiriyor oğlum. Tamam anne, bir şey demedim. Günaydın efendim. Oo, baygının banyo yapmış. Günaydın temiz kızım benim. Her gün yıkanır. Sen dört baygınlı baba. Öpeceğim tabii. Kıskanma. Bir tanecik kızı. Anneciğim. Aydın'ın baygını. Anne, bayramda bir yere gitmeyi düşünüyor musunuz? Bir şey düşünemiyoruz kızım. Parasız kaldık. Sen ne düşünüyorsun baygıncığım? Biz Abant'a gideceğiz Aydın'la 3 gün. Hayır efendim, olmaz öyle şey. Niye baba? Öyle söz kesilmeden, nişan takılmadan hiçbir yere gidilmez. Baba ben koskoca kadınım artık. Öyle 18 yaşında kızlar gibi. Öyle uzatma, ben izin vermiyorum. İş resmiyete dökülsün, ondan sonra. Baba bu işin resmiyeti mi kaldı artık? İzin mi alacağız bu yaştan sonra? Evet alacaksın, evet. Zaten herkesin gözü üstümüzde. Aman kimse benim umurumda falan değil baba. Çok saçma artık. Anne sen ne diyorsun? Bilmiyorum, ben karar veremem buna. Bana hiç bakma baygıncım, ben hiç karar veremem. Ama bir şey unutmayalım Ulviye. Yanımıza alacağımız her şeyi akşamdan tek tek yazdım Davut. Ona göre hazırlayacağım çantalarımızı. Alışveriş yapacak mısın? Öğleden sonra. Çok kalabalıktır, aman dikkat et. Çarparlar anne. Senin niye öyle yüzün asık yavrum? Mümkün'e gidiyoruz. Anneannene. Kim bilir ne fesatlık düşünüyor Ulviye. Abadi'yi düşünüyorum baba. Nesini düşünüyorsun o itin? Kalk hadi. O it değil baba. Amerikan kokeri. Kaç kez öleceğiz? Al. Biliyoruz. Ukalalık yok. Babalar it diyorsa it. O kadar. Yürü. Geliyoruz. Güzel konuş babanla yavrum. Sen de söyleme şu iti Davut. Tertibin bakamaz buna anne. Hayvan aç kalacak. Bizi de özler. Ya hastalanırsa? Baka yavrum. Bütün mamalar, vitaminleri hazır. Tek tek göstereceğim ona. Ne varmış ona bakamayacak? Koy suyunu, ekmeğini, bitti. Öyle değil baba. Onun da bir duygusu var. Allah Allah. Film çevirsin bari. Evet Davut. O çok hassas bir köpek. İlgisiz kalamaz. Ne yapacağız Ulviye? Bu iti de mi götüreceğiz mülçüne? Götürelim anne. Ne güzel oturur yanımızda öyle yumuşak yumuşak. Saçma saçma konuşma. Olmaz yavrum. Uçak kabinine almıyorlar. Ancak iğne vurularak kargoda. Çıldırsın mı hayvan? 2 saat 45 dakika. Yazık. Duydun mu Dumkov? Anne bak ne dedi. Dumkov yok Davut. Hele annem sakın duymasın o kelimeyi. Duydun mu baba? Ne? Camekana bir yazı asın Davut. Bayram dolayısıyla tatil falan. Asacağız hanım, aklımızda. Bir ya da küçük not defteri, adres bıraksınlar. Tamam. Ah, şam fıstığı alabilir miyim anneme? Al. 2 kilo da kuru baklava al, sever. Oh. Oh anneciğim, ben de giderim şimdi tatlı tatlı sarılırım dilekçiğime, öpüşe koklaşa. Yürü, sapık sapık konuşma. Vedalaşıyoruz baba. Sedatçığım bak kızın ne diyor. Ne yavrum? ÖYS'ye bir daha girmek istiyorum baba. Bir daha deneyeceğim şansımı. Olmaz öyle şey. Tak. Unut ÖYS'yi MÖYS'yi. $5,000 saydık o okula. Saydın ama hayatım diploması yok. YÖK tanımadı hala. Tanıyacak. Meclis bir istikrara kavuşsun, tak. Kanun sırada. O meclisten bir şey çıkacağı yok baba. Çıkacak, tak. Bozma moralini sen, devam et. Baban tak diyorsa tak kızım. Her şey değişir bu memlekette. O kadar. Sen ne sandın babanı? Tak. İcabında İngiltere kraliçesine kadar çıkar. Hadi baba iyisin yine bugün. İyiyim kızım. Manavlar zinciri, tak. Hoşça kal anne. Güle güle. Hadi bakalım. Bu manavlar zinciri ekonomik bir devrim hayatım. O kabzımal bozuntusu yarmanın aklının ucundan bile geçmezdi böyle bir şey. Alacağız tabii avantamızı. Tabii. Tak. 2 teklik her dükkandan. 2 teklik mi dedin Sedat? Günde. Tak. Tabii yavrucuğum. Günde 10 dükkandan tak 20 teklik. Ay Sedatcığım sen hakikaten bir dehasın. Evet, kocam bir ekonomi dehası sevgilim. Paranın uzmanı, tak tak. Tak da hayatım. İnşallah Yavuz Bey fark etmez. Ruhu duymaz hayatım. Elleri mecbur. Tak. Sedat, şu banyonun aynasını da değiştirelim. Değiştir sevgilim. Kristal yaptır istersen. Tak. Tak tak. Canım. Peki
Mobilyalar için ne düşünüyorsun? İngiliz. Hakiki. Hah, geldiler. İngiliz mi dedin Sedat? Evet canım. Hintli ustaların elinden. İyi günler. Nerede kaldınız ya? Servis bitti, hemen geldik vallahi Sedat Bey. Alın bakayım şu anahtarı. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakayım. Güzelce temizleyin, göreyim sizi. Rafları kağıtlayın. Teraziyi parlatın. Kasayı yarın getireceğim ben, tek. Çiçek gibi yaparım Sedat Bey, merak etmeyin. Aferin. Ben her gün gelemem. Sen zahmet etme. Her akşam yengenize verirsiniz. Kasadan zarfın içinde efendi gibi, tek tek. Tak efendim. Ne demek? Yavuz abim bu. Fazla konuşmayın, tamam mı? Oo, buyur canım abicim. Güzel adam lafın üstüne gelirmiş. Selam birader. Buyurun, iyi günler. Vay kucum, almışsın penguen de yanına. Ekip tamam canım abicim. Sayende her şey yolunda, tek tek. Tak birader. Hep böyle göreyim sizi. Tak efendim. Evelallah. Oturmaz mısınız biraz Yavuz Bey? Bir kahve yapayım. Alacağımız olsun yenge. Gidelim. Şimdi prens de var. Ah canım canım. İnsanın böyle şurasına bastırası geliyor vallahi. Ellerinden öper yengesi. Prens, hakiki prens. Hazır mısın birader? Hazırım canım abicim, tek. Hadi gidelim birader. Gidelim canım abicim, buyurun. Buyurun. Aa yengem, izninle. Hayırlı işler. Serpicim kendine iyi bak. Güle güle hayatım. Ha, lokumu unutmazsınız inşallah efendim. Fıstıklı. Ne olacak efendim? Hem çikolata hem lokum. Fiyatlardan haberiniz var mı sizin? Annem istiyor efendim. Bir kilo da badem ezmesi. Allah Allah. Hem lokum, hem çikolata, hem badem ezmesi. Durup durup bir şey çıkarıyorsunuz. Ben çıkarmıyorum efendim. İstiyor kadıncağız. 3 düzine mendil. 3 düzine mi? Ne olacak efendim? Bütün mahalleye mendil mi dağıtacağız? Öyle istiyor efendim annem. Manav babacığım, manav Cafer pazarlama. Duyuyor musunuz efendim? Hayvandan al haberi. Manav oldu kapıcınız. Aa, inmemişler. Yetiştik Adem, koş. Geldim abi. Höst höst. Ha ayılar ha. Dingo'nun aharı mı burası? Yavaş olun biraz efendim. Ne bu böyle paldır küldür? Aa. Başı boş kaldı apartmanı efendim tabii. Haymana beygiri gibi. Aa. Ah pardon efendim. Ha şöyle bir komşu. Bağır biraz eskisi gibi. Sesini duyalım. Cacurtuna hasret kaldı vatandaş. Yengeci hürmetler. İyi günler efendim. Nasılsınız? Nasıl eseriniz? Eserimiz Acamaşıran makamına başladılar yengecim. Afiyette. Sizde ne efendim şimdi? Nereye böyle komşum? Biraz alışveriş yapacağım efendim. Ödenecek faturalar da var malum bayram öncesi. Malum komşum. Vatandaş bayramını yapacak. Buyur götürelim bir yere kadar. Eksik olmayın efendim. Çok naziksiniz. O senin nezaketin komşum. Bir de şu ellerini oynatmasan. Pardon efendim, haklısınız. Yengecim, teyzemin ellerinden öperim. Hürmetler. Güle güle efendim. Buyurun. Ha, badem ezmesini sakın unutmayın Sabri Bey. 1,5 kilo kadar. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Hadi koçum göreyim sizi. Çiçek gibi istiyorum dükkanı. Evelallah Sedat Bey. Ha öyle çiçek. Bakınca içi açıldı vatandaşın. Tamam mı penguen? Evelallah efendim. Aynen. Katiller gidiyor Sevim. Bir şey istiyor musun? Anam bu da sinek uçurtmuyor artık apartmandan. Dokunmayın sayın abime, zararsızdır. Hayır ama efendim olmaz. Ne görse istiyor, olmaz. Buyur sayın abim. Sordun mu yengeye? Emret. Bugün bir şey istemiyor. Ne zaman açıyorsunuz dükkanı? Bayram ertesi sayın abim, davetli misin? Buyur şeref verirsin. Oradan alırız artık ıspanağı pırasayı. Gördün mü avantajı Yavuz abi? Gizler mi Allah aşkına şuna? Bir dadanırsa yandık. Dükkan senin gibi konuşuyorsun bakıyorum. Yok efendim, estağfurullah, ne haddimize, sözün gelişi. Hadi birader. Hadi abi. Ne yapıyorsunuz bayramda? Buradayız sayın abim. Bekleriz, likörümüz de var. Görüşürüz sayın abim. İçkiden başka bir şey düşünmüyor ki adam. He baykuş, buyurun. Bırak kuşum bırak. Hı? Bırak şu pislikleri. Ne dersin, tangırdatalım mı komşum?
Tangırdatın efendim, tangırdatın. Buyurun, keyfinize bakın. Ha şöyle komşum. Vatandaş heyecanlansın biraz. Buyurun komşum. Eyvallah koçum. Güle güle. Patron adam böyle olur işte Adem. Helal olsun. Tarararam tam ram tam tam tarararararararam. Oh, sever misin böyle şarkıları komşum? Oh efendim, keyfinize bakın. Bakıyoruz komşum. Oh, vatandaşın sabah keyfi. Alışverişe gidiyorsun demek. Alıştan çok verici efendim maalesef. Su, elektrik, telefon. Evdekiler de vardan yoktan anlamıyor. Bizde de öyle efendim, bizde de. Tek para, tek. Vereceksin birader. Allah eksikliklerini göstermesin de efendim. Amin amin. Ver ver, hazine dayanmaz buna. Büyük hanım 3 düzine mendil istiyor. Çikolata, fıstıklı kaymaklı lokum. Aynı zamanda badem ezmesi. Oh, duydun mu birader? Duydum abiciğim. Öpelim teyzemizin elini bayramda. Mendillerimizi de çekelim. Öpelim abiciğim. Başım üstüne efendim, buyurun beklerim. Bir ara ders veriyorduk ve akmasa da damlıyordu. Ne oldu komşu? O da kesildi efendim maalesef. Kuruttuk. Bizim kısmetsizliğimiz herhalde. Yolsuz mu kaldın komşu? Hem de nasıl efendim. Gazeteye seri ilan vereceğim bugün. Belki biraz faydası olur diye. İnanır mısınız? 10 kelimelik ücreti zor toparladım. Bayramdan sonra versen o ilanı Sabri Bey. Şu ara gürültüye gider. Biraz da bakın komşum, öyle yap. Öyle yapayım efendim. Komşum, harbi söyle. Çok yolsuzsan darda bırakmayız vatandaşı. Yaparız biraz çıkma. Çıkma mı dediniz efendim? Borç, borç. Canım abicim, bana bakıyorsun ama sen de biliyorsun kasa durumunu. Yoksa rica ederim, lafı mı olur yani? Tak tak. Taktuk yok birader. Ayaklarım sızlıyorsun lan, çekme öyle. Ahlayıp poflama artık abi, bak ne güzel yürüyorsun işte. Ne güzel, sana öyle geliyor. Canım yanıyor benim canım, haberin var mı? Hadi hadi konuşma da abi, adım at biraz, otur otur uyuştun. Atabilsem durur muyum kız? Söylediğin lafa bak. Eniştem nerede? Giyiniyor içeride. Çarşıya mı çıkacaksınız? Ah, çıkacağız bakalım, enişten kesenin ağzını açarsa. Açar açar, açar. Neler alacaksınız? Aman tutturdu torunlara, çocuklara. Gelmez onlar kız. Aman gelmesinler abi, şeytan görsün yüzlerini. Bir yere gidelim Halil Bey dedim. Zaten bütün Ramazan Allah günah yazmasın. Yemekti, sahurdu, bulaşıktı, ay geberdim. Gidemezmişiz efendim. Gitmez benim eniştem. Parayı hesaplıyor, parayı. Yani sen de şu kamyoneti çarpacak tam zamanını buldun. Ah abi ah. Oh, deme kız, kader. Ölüp gitsem neredeyse 40'ım çıkmıştı şimdi. Söyleme böyle be abi. Allah saklasın. Ay ağlarım vallahi. Ah! 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 Nerede benim bastonum? Bende enişte. Ver şunu iblis. Ah! Ah! Ne yapıyorsun enişte? Yedik mi bastonunu? Ah! Yavaş düşürecek misin adamı Halil Bey? Aa, zaten kırmış her yanını. İyi olmuş. Hain, ver şunu. Yürüyüş talimi yapıyorduk enişte. Numara seninki, bir şeyin yok. Ver şu bastonu. Ne numarası enişte? Adım atamıyorum bak. Yemin etme iblis, kırarım boynuzunu. Kır enişte, kır kır. Zaten Allah vermiş cezamı. Ölemedim ki. Tövbeler olsun. Kır da kurtulalım. Uğraşma sen, olmaz şu sakat adamla. Otur abi sen, otur. Anam anam anam, sağ ol. Söyletmeyin beni mübarek gün sultanım. Ben mi sakatladım? İçmiş içmiş kadınlarla alem yapmış. Tövbe enişte, günahımı alma. Vallahi yok öyle bir şey. Sus, yalan yere yemin etme iblis. Hadi sultanım, hazırsan çıkalım. Çıkalım. Gidiyor musunuz? Hemen döneriz abi, ne alacağız ki zaten? Sultan, kız şu televizyonun kumandasını ver de vakit geçirelim bari biraz. Bak bak, numaracı hain. Televizyonu gözün görüyor.
Yok enişte. Şöyle birini kısarsam öbürüyle şöyle hayal meyal. Ona da mı bakmasın adam artık Halil Bey? Aa. Sus kız, kocana cevap verme öyle. Neler alacaksınız enişte? Bakalım. Sen bir şey ister misin abi? Yok canım. Ben ne isteyeceğim? Çarpılmışım zaten çarpılacağım kadar. Bulursanız şöyle kuru yemiş, üzüm, fındık, fıstık falan. Başka? Başka ne olacak enişte? Ne yediğim var ki zaten? Yani şöyle pestil, cevizli sucuk falan. Maksat oyalanmak. Ağzımızın canı sıkılmasın enişte. Zıkkım ya iblis, patladın yiye patlayasıca. Enişte. Acele ne alacaksın? Ya o da var bilmem ki. Eşarp mı, çorap mı, külotlu? Ben anlamam hanım. Abbas'a bir çorap. İyi olur. Az mı? Bir de mendil. Yeter Leyla, maksat hatırlamak. Öyle. Hadi oğlanlara birer kravat aldık. Gelinlere ne yapmalı Hüsnü? Hele onların işini hiç bilemem. Olmaz ama akıl ver sen de. Özge'ye de bir şey almak lazım. Gelirler mi? Tabii gelecekler. Çoraplık, mendillik zamanları geçti onların ama. Ne yapalım Hüsnü? Bizim bütçemiz buna yetiyor. Kusura bakmasınlar artık. Tabii canım. Otomobil alacak halimiz yok. Birer çorap yeter. Hatırım kalır beğenmezlerse. Aydın'a da bir çorap alalım. Daha neler artık. Al hanım, al, damadımız sayılır artık. Birlikte gelirler Bilge'yle. Boş çevirmeyelim çocuğu. Sanmam, gelmez onlar. Bilmezler öyle bayram mayram. Al sen al. Bulunur verecek birisi. Ali de büyüdü Hüsnü. Büyüdü ya sıpa. Eskiden verirdi eline biraz para mendil yalla. Şimdi de ver yine alır. Koş şuraya. Hiçbir şey vermeden olmaz abi. Vereceğiz oğlum. Adam başı 5'er milyon versek, yani ikramiye değil de avans gibi. Olur. Ha ne dersin Abbas efendi, idare eder mi? Senin canın sağ olsun babam, affedersin ne kelime. Ne verirsen Allah razı olsun. Sen de tam adamını buldun soracak ha. Ergun'a söyler misin baksın bize biraz? Baş üstüne babam. Aa Abbas efendi, Masum ne yapıyor Masum? Gündüzleri bizim arkadaş bakıyor babam affedersin. O veriyor yemeğini suyunu. Arkadaş? Hapishaneden babam affedersin. Aynı koğuşta yatmıştı. Seyit efendi iyi bir insandır, sizden iyi olmasın. Şu boyacı ya. Ha evet. Getir şu köpeği de bayramdan sonra bir sevelim ha. Emrin olur babam affedersin, getirmem mi? Ne kelime affedersin. Bayılıyorum bunun konuşmasına abi. Affedersin. Hı. Her zaman böyle bir adamın olacak Şükrü. Babam boşuna birini tutmaz abi. Öyle vallahi. Evet, ne alıyorsunuz bayramda babamlara? Bilmem, Nazan alacak. Cebimdeki bütün parayı verdim, ne alabilirse artık. Battık oğlum, battık. Bülent, ne yapacaksınız bayramda? Gidecek misiniz bir yere? Yok Ergun Bey. Nereye gideceğiz? Ay sonu, cepler delik. Ha Demet öyle bir şeyler geviriyordu da. Aman evladım, otur oturduğunuz yerde. Her şey ateş pahası. Bak patronlar bile gidemiyor. İkramiyeyi de alamazsak tam rezalet. Ne oldu Ergun Bey? Bir haber çıktı mı? Hesap yapıyorlar evladım. Konuşuyorlar. Bir şey çıksa beni ararlar da 50 kere. Yandık yandık alamazsak. Vallahi yandık. Eve şeker bile alamayız. Abbas ne yapıyor Şevket Bey'ler, gördün mü? Gördüm müdürüm affedersin. Hesap yapıyorlar. Oo hala hesap. Seni çağırdılar affedersin. Çağırdılar mı? Allah! Veriyorlar demek ikramiyeleri Abbas. Ben ne bilirim müdürüm affedersin. Veriyorlar veriyorlar, tamam. Hadi Kınar'ı hazırla çantayı, bankaya gidiyorsun. Hazırım Ergun Bey. Allah yırttık Abbas. Öpeceğim seni. Öpme şöyle cıvık cıvık. Hoşlanmıyorum. Öpeceğim. Hadi kanı fırla. Yavrular şeker bekliyor. Hanım çorap bekliyor. Hadi. Tövbe tövbe. Sevinçten Abbas abi, sevinçten. Kızma. Erkek adam öpüşmez affedersin öyle cıvık cıvık. Tamam abi, benden bu kadar. Unutma bir şey oğlum. Bayram 10 gün şişeri sonra. Yazdım abi hepsini. Gel. Gel. Ergun'dur bu abi. Gel 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 gel. Geldim efendim. Vallahi yüzünüze karşı söylemiyorum. Sizin gibi patron bulunmaz. Kasanın durumunu bilmesen.
Beşer milyon adam başı iyi mi? Ne demek efendim bu sıkışıklıkta ihya ettiniz. Şimdi çocuklara onu söylüyordum. Yemezler yedirirler. Çok bile efendim. Otur Ergun otur. Bitirelim şu hesabı. Bitirelim efendim bitirelim. Al. Bana bak. Sıfırlamak üzereyiz ha. Ona göre yaz hesabı. Peki tabii efendim. Ergun 10 gün tatile giriyoruz. Başka çare yok efendim. O da bizim için bir tasarruf. İyi düşünmüşsünüz. Memleket bu tatillerden batacak Şükrü ha. Öyle abi öyle vallahi. Vallahi öyle efendim. Bu yıl tam 121 gün tatil hesaplamışlar. 4 ay abi ne demek? Ne demek efendim? Ne zaman çalışacağız da kalkınacağız oğlum? Arka arkaya tatil. 10 gün yılbaşı, 10 gün bayram. Çok isabetli bir karar verdin Nimet. Kutlarım seni. Sayende hayatım. Asıl seni kutlamak lazım. Sen kocana güven Nimet. Bundan sonra sana danışmadan adımımı dahi atmam Raşit. Nasıl oldun? Başın ağrıyor mu? Biraz. Hacer Hanım, ne oldu Raşit Bey'in ıhlamuru? Sallanma hadi. Geldim Nimet Hanım. Ver bana. İç şunu sıcak sıcak Raşit'ciğim. Ellerin dert görmesin Nimet'ciğim. Afiyet olsun canım. Ben onlara 6-7 milyarlık ev alıyorum. Şu adamın tavrına bak. Teşekkür bile etmeyecek neredeyse. Etmez Nimet. Şımarık büyütülmüş bunlar. Kim Nimet Hanım? Damat mı? Evet, damadımız olacak Sinamek İnankör. Vallahi benim de hiç gözüm tutmadı. Kusura bakmayın ama kendini beğenmiş. Onu kim beğenecek acaba? Babası bile leylek diyor ayol. Ay ne güzel kondurmuş. Ailenin hepsinde bir kendini beğenmişlik, bir üstten bakma var Nimet. Farkında değil misin? Ay evet canım. Vallahi siz lafı açtınız diye söylüyorum. Bir teşekkür bilmezler. Ah düştü o çıyanların içine kızım düştü. Ben ne diyeyim ona? Aç bakayım kızım kim bu şimdi? Onlardan birisi hiç boşuna canını sıkmayın Nimet. Rahat görün. Ay evet canım değer mi üzüldüğüne? Aa hoş geldiniz. Merhaba. Özge? Hı hı. Siz bu evin yolunu bilir miydiniz hanımefendi? Eşyalarımı almaya geldim. Hemen gideceğim. Al git. Selam yok mu kızım? Selam. Rahatınıza bakın Raşit Bey. Siz ne yaparsanız yapın ben bu evin tek mirasçısıyım. Duydunuz mu? Duydum. Heh onu bilin de. Yarın siz ölüp gidince afiyetle yiyeceğim o paraları. Duyuyor musun Nimet? Duyuyorum. Tüh Allah senin gibi evladın belasını versin. Ölüm bizi bekliyorsun ha? Ben kimsenin ölümünü beklemem anne. Sus bana anne deme gebesi şeytan. Ölmeyeceğim işte. Aa, hadi bakalım. Ay yapma. Paramı yiyeceksin aman Nimet. Ha? O para babamın. Öyle mi? Dur ay. Ben seni öldüreyim de kurtulalım. Ay. Yapmayın Nimet. Çekilin. Canım. Çekilin siz aradan. Sana bir şey olacak Nimet. Allah göstermesin bırak. Ali pazarlama kapınızda. Hadi enişte hayırlı olsun. Sağ ol aslanım. Yengece anlat bunları çatlasın. Çatladı zaten. Hayırlı işler. Eyvallah. Temizlik mi yaptınız? He çiçek gibi. Sabri Bey geliyor. Gelsin ne yapalım? Alsana elindekileri. Adam yorgun. Biz de yorgunuz. Bırakın efendim bırakın. Onlardan gelecek hayır Allah'tan gelsin istemez. Burunları büyüdü tabii. Manav oldular ya. Allah versin efendim. Bunlar manav doğulu pazarlamacıdı. Ne manavı efendim? Buyurun. Çekilin. Her şeyi anlatacağım Türkan Hanım'a. Anlatırsan anlat be. Öyle oldu değil mi şimdi? Pis çarıklılar. Ne yapıyorsunuz bayramda? Evdeyiz efendim ne yapacağız buyurun. Siz de bize buyurun. Muz likörümüz de var. İnşallah efendim inşallah. Sabri Bey merak ettik. Aldınız mı badem ezmesini? Aldım efendim aldım. Var mıyın öyle? Kaç lira biliyor musunuz kilosu? Battık. Sabri Beyler badem ezmesini almışlar Sevim. Biz de alalım. Allah Allah. Görüyor musunuz efendim? Adam aş eriyor sanki. Cemil.
Nereye gittin yine? Buradayım Sevim. Sabri Bey bayram alışverişine çıkmış, onu konuşuyorduk. Ben de hesap yapıyorum. Badem ezmesi almışlar Sevim. Badem ezmesi mi? Çok pahalı bir şey, nasıl almışlar? Paraları var demek ki. Biz de alalım Sevim. Cemil çocuk gibi konuşma. Ben burada bayramı nasıl geçireceğiz diye düşünüyorum. Çok güzel geçireceğiz Sevim. Davut ustalardan başka kış diye apartmanda kimse bir yere gitmiyor ki. Açarız likörümüzü. Ben o likörü öyle kapıcıya, çöpçüye ikram etmek için almadım Cemil. Hatırlı misafire. Ona buna lık lık içirdiğini görmeyeyim bak. Biliyorum Sevim, misafire. Yanında da badem ezmesi. Hayal görme Cemil. Bayram tam 10 gün. Her yer kapalı. Kimseden para alamayacağız. Alırız Sevim. Banka kartım var ya benim. Nerede o? Bir takarız tamam. Düşünme. 5 kuruş kalmadı o hesapta biliyor musun? Olsun, kredim yeter benim. Bir bayramda yapamayacak mıyız artık ezmemizle, likörümüzle? Benim adım Cemil. Cün. Battık. Mendili, çikolatası. Ayla getir bakayım nasılmış şu badem ezmesi. Buyur anneciğim. Pst! Zıkkım yesici. Daha neler artık? Sana da mı badem ezmesi? Ne olur efendim, yiyemez mi çocuk? Onun canı yok mu? Yiyemez efendim. Hele bir elini sürsün. Kaç lira biliyor musunuz onun kilosu? Aman efendim, kaç liraysa kaç lira. Bayram bu. Nasıl anneciğim? Bu hacının ezmesi değil kızım. Beğenmedim. Hacının kimi? Evet efendim. Bir ısırışta anlar anneciğim hacınınkini. Nereden aldınız siz bunu? Hacının ezmesi şart mı efendim? Bu da 1. sınıf şekerci. Götürsün onu götürsün. Hacıdan alsın. Hiç beğenmedim. Duydunuz mu efendim? Gittiniz ucuz olsun diye herhalde. Ne münasebet efendim? Açılmış kutu geri götürülür mü? Çıldırtmayın insanı. Götürsün. O ezme çıkmaz asla misafirlere. Rahmet hep hacıdan alırdı. Şimdi hacınınkinden başlayacağım ha. Diriltmeyin insanı. Hadi bakalım. Biz de bayram yapalım şu 10 günlük tatilde. Hakkınız efendim. Çok yoruldunuz. Gül, benden istediğin bir şey var mı? Gelecek pazartesiye kadar yokum ha, ona göre. Daha ne isteyeyim Türkan abla? Allah razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Bu ablalara da bir şey alamadım. Vaktim yoktu. Kusura bakmayın artık. Aman efendim, ne kusuru? Öp kızım Doktor Hanım teyzenin elini. İyi bayramlar de. Ben de onları öpeyim. İyi bayramlar. Hadi öp kızım sen de. Kız gülümse biraz. Gülümse kızım. Bak para veriyor doktor teyzeniz. Gülümse. Aferin öyle işte. Hadi bakalım iyi bayramlar. İyi bayramlar. Ben de yokum aman ha. Gözüm arkada kalmasın. Tertemiz istiyorum yine apartmanı, tamam mı? Tamam efendim. Ne demek? Daha da temiz. Bir şikayet gelmesin de. Getirmeyiz Allah'ın izniyle Türkan abla. Anam. Yakalandık mı şimdi? Hasta mı acaba? Eyvah. Buyurun. Gitti mi Türkan Hanım? Buradayım Sabri Bey. Buyurun. Hayrola? Hayırdır efendim. Hayırdır. Biraz canınızı sıkacağım ama mecburum söylemeye. Bunlar için geldim. Nedir? Bir şikayet mi var? Var efendim. Bu adam manav açıyor mahallede, biliyor musunuz? Haberim yok. Ben nasıl manav olurum efendim? Yavuz Bey açıyor. Sus yalancı. Efendim bunlar çarıklı, çete. Tanıyın mallarınızı. Türkan Hanım'ın haberi var mı diyorum, o ne karışır? Öyle mi? Estağfurullah efendim. Öyle efendim maalesef. Sizin zaafınızdan yararlanıp her türlü istismarı yapıyorlar. Neyse ben söyleyeyim de, iyi akşamlar. Çok ayıp Cafer. Benim size gösterdiğim hoşgörünün yanıtı bu mu? Manavlığa başlıyorsun demek. Peki kim yapacak kapıcılığı? Vallahi yalan efendim. İzin verirseniz anlatayım. İzin yok efendim. Ben konuşuyorum şimdi. Bak Cafer, insan gibi davranıyorum, tepeme attırma benim. Buyurun, kırmızı. Selim Acık, beyaz. Hey aslanım söyle, Türkiye. Türkiye. Türkiye dedi baba. Konuştu amca.
İlk defa mı duyuyorsun Dumkov? Tabii konuşuyor, yürü. İyi akşamlar. İyi akşamlar gözüm. Cafer amcacığımız yarın Almanya'ya gidiyoruz. Oo. Tertip? Tertip bizde kalacak. Hah gözüm, yarından sonra gazete, süt yok. Ekmek de getirme. Peki. Ben ne yiyeceğim amca? Aa, ekmek getir, ekmek getir. Unuttuk çocuğu. Sen de tertibimi açlıktan öldürecek misin be baba? Hadi görüşemezsek şimdiden iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Eyvah, ne yapacağız şimdi Gül? Biz buna şöyle böyle derken fena açlandık. Sen de fazla hopladın zıpladın. Bu kadının öfkesi böyle, dedim ama sana. Ne yaptık Gül? Üstüme gelme şimdi sen de benim. Daha ne yapacaksın Cafer? Dünyaya ilan ettin manav açacağım diye. Cafer pazarlama, al işte. Abadiye iyi bakacaksın ama tertip. Bakarız. Sen Almanyalara git, biz burada. Ne yapalım, senin pasaportun bile yok. Biz de gideriz elbet bir gün be tertip. Üzülme üzülme, bir hafta çabuk geçer. Bu bayram da böyle. Televizyon seyredersin geceleri, öyle yumuşak yumuşak. Oh be tertip, bu iyi. Ne konuşuyorsunuz hayırsızlar? Yok bir şey babacığım, tertibim de öyle havadan sudan. Her şeyimiz hazır aşağı yukarı Davut. Oh iyi, sabah telaş olmaz. Aha işte öyle Galip, devamlı okşayacaksın. Okşarım yenge. Aferin, ben de sana yemek yaptım biraz. Fasulye pilakisi, zeytinyağlı pırasa. Oh! Eline sağlık desene yengene, hayırsız. Eline sağlık yenge. Biz mi hatırlatacağız? Anlamaz ki öyle şeylerden baba. Odun gibi adam. Al, lümmel. Halis, ama çok ayıp yavrum. Yemekler zeytinyağlı. Çıkarır dolaptan yersin Galip. Yerim yenge. Fırını kapattım. Sakın elini sürme. Duydun mu? Duydum, sürmem yenge. Dolabın kapısını da açık bırakma sakın. Aman aman, şofben de öyle. Kapattım, düğmesiyle oynama, patlayabilir. Duydun mu? Tamam yenge. Banyoyu da kilitledim, küçük tuvaleti kullanacaksın Galip. Olur. Alman mezarı mı? Ha, ne dedin anlayamadım Davut. Alman mezarı mı dedi anne? Aşk olsun Davut, evimizin düzeni bu. Hemen Alman mezalimi mi demek lazım? Çeneni tutsana sen. Hem lümmel hem dunkov. Bak ben konuşuyor muyum amca? Aferin yeğenim. Aptal o, aptal. Amca bak ne dedi? Nein Galip, münakaşa yok. Şimdi beni dinliyorsun. Dinliyorum yenge. Odaları da kilitliyorum, tamam mı? Burada yatıp kalkacaksın. Duydun mu? Tamam yenge. Aman dikkat. Dışarıya çıkınca işte anahtarlar. Aman ha yeğenim. Alttan üstten kapatmayı unutma. Kapatırım amca. Aferin. Abadi'nin tasmasını tarif ettiğim gibi bağlarsın. Mamaları da mutfakta her gün bir tane açarsın. Et falan sanıp sen yeme sakın tertip. Halt! O nasıl söz? Çok ayıp yavrum. Tabii anne, ben olsam yerim. Abadi'ye etler mamalar, tertibime zeytinyağlı. Hiç param kalmamış Şükrü. Benim de öyle. Ne yapacağız? Yaparız bir şey, sıkılma. Ha, Nazan, abimler barışmışlar. Oh iyi. Hesabımı vereyim istersen. Bırak Nazancığım, Allah'ını seversen. Senin de bu kuruş kuruş hesap verme merakın. İyi ki bir yere gitmeye kalkışmadık. İyi ki. Bizim bu milletin tatil ve gezme merakı inanılmaz. Nereden buluyorlar parayı? Aklım ermiyor benim de. Dolar şu kadar oldu, mark bu kadar oldu. Aa, Ali'dir. Ali geç gelecek biraz. Allah Allah. Söyledi ama Şükrücüğüm. Oo, buyurun buyurun. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, geç. Bize merhaba yok mu baba? Merhaba kızım. Hoş geldiniz, yemek yediniz mi? Yedik mi Aydın? Pek yedik sayılmaz. Yemedik desenize şuna. Onun konuşması öyle baba. Bilgeciğim gel. Geldim anne. Efendim ben de sizinle... Konuşmaya mı geldin? Konuşmak değil de... Otur geç. Geç hele.
Ayaküstü bilgiyi mi istemeye geldin yine? Hayır efendim, izin. Abant'a gidecektik de. Hayır efendim, evlenmeden izin yok. Gizli ama bu efendim. Benim aklım vermez öyle şeylere. Efendim biz öyle arkadaşlarla... İzin yok. Zaten biliyorsunuz. Birlikte turnelere çıktık. Her zaman beraberiz. Geçti o günler oğlum. Şimdi ciddi bir durum var ortada. Ve bu... Konuş konuş. Hepsi üç gün ama efendim. Evladım bak bir günde olsa fark etmez. Ayrıca çok mu paranız var evladım? Önemli bir para değil ki efendim. Ne olursa olsun birikim yapın biraz. Evlenmek o kadar kolay mı? Eşya alırsınız evinize. Babam alacak. Canım alsın. Sen de al. Mesela sen de iki tane mum al evine. Mum mu? Mum tabii ya. Ne bileyim yani belki evinizde elektrik kesilir. Mumları al. Çık 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 çık. Böyle koyarsın. Aydınlık ferah. Mum ya mum. Evlenecek adam biraz sorumlu olur evladım. Adı üstünde bunun. Evlenmek. Ne demek? Bir evde oturmak, bir çatı altında. Mum da alacaksın kibritte. Aydın abi o geceden sonra bakalım cesaret edip ablamı istemeye gelebilecek mi? Bu da kaldı başımıza. Söylenme Hacer Hanım. Söylenirim. Attılar başımıza, sordukları yok. Niye aldın onu şimdi yanına? El öpmeye mi götürüyorsun? Ne kelime affedersin, günaha sokma insanı. El öpmek mel öpmek. Özlemişler. Aya ben de severim öyle kuru kuru. Candan sever benim patronlarım. Özlemesiler niye görmek istesinler? Bilmem affedersin. Söyle birine versinler, bakamıyoruz de ayıp değil. Kadın günaha sokma insanı. Ben hakimin karşısına çıkıp da al emanetini affedersin diyemem. Sen söylemezsen ben söylerim. Ne anlamadım. Söylerim vallahi ne var? İkimiz de çalışan insanlarız. Hele bir konuş, hele bir işiteyim hanım hakime bir şey dediğini affedersin. Ne olacak? Anandan doğduğuna pişman ederim namusuma şerefime. Delirtmeyi sana yol ortasında affedersin. Günah. Dilsiz ağızsız hayvandan ne istiyorsun affedersin. Geldiniz. Hoş bulduk gözüm. Biraz yardım eder misin Cafer Efendi? Buyurun. Çok güzel şeyler aldık Cafer amca Almanya'da. Aferin ben. Tertip edin, hediye getirdim. Sürpriz bayılacak. Konuşma fazla. Ne alemde Cafer Efendi bizim ev gezdirdi mi Abadi'yi Galip? Gezdirdi. Annemin aklı evde kaldı Cafer amca. Her gün telefonla aradı. Yemeğini de yedirmiştir inşallah hayvanın. Yedirmiştir bir hadi. Hadi Halis. Biz de komşu olduk size. Açtık bugün manavı. Hadi hayırlısı gözüm. Oh ne güzel. Biz de muz falan alırız artık. Sevgilimle yeriz öyle yumuşak. Yine sapık sapık konuşmaya başladı yine. Çok şükür kazasız belasız geldik evimize. Eşek. Ama diye biz geldik. Halim! Neredesin hayırsız? Burada baba yatıyor. Televizyonu da açık bırakmış. Aman Allah'ım. Her taraf çiş kokuyor. Bu ne rezalet. Çıkarmamış anne. Hayvan her tarafa yapmış baksana. Aman dolaşmayın ortalıkta. Tüh! Eşek herif. Kalk! Kalk! Evi soysalar haberin olmayacak. Kalk. Kalktım amca. Hoş geldiniz de önce. Bilmez ki baba.
Biz de hediye getirdik. Bu iple mi yattın? Yattık amca. Bir zararı yok. Sıcacık. Tüh! Biz de sana ev emanet ettik. Tüh be tertip. Dedim ama sana Davut. Eyvah eyvah. Sakın dolaşmayın. Her an bir pisliğe basabilirsiniz. Yazık yazık. Biz de sana hediye getirdik. Ev kokmuş. Yemekler kokmuş. Bozuldu yenge. Zeytinyağlı pırasa. Koymadın mı dolaba? Unuttum amca. Tüh rezalet. İyi ki odaları kilitlemişim. Tüh yazıklar olsun. Çıkarmadın mı bu iti dışarıya? İstemiyor amca. Hoşlanmıyor yağmurdan. Rezalet. Her gün mü yağmur yağdı Galip? Yağdı yenge. Kar bile yağdı. Halt. Sus cevap verme anneme. Kabahatinle otur. Biz de sana hediye getirdik. Ne yapacağım ben şimdi Davut? Nasıl temizleyeceğim bu evi? Nereden başlayacağım? Tüh senin kalıbına. Oğlum sen adam olmayacak mısın? Bu ne? 40 yılda bir ev emanet ettik sana. Çek baba çek. Adam olmaz o. Dımkof. Açtık bugün bana. Duydun mu? Duyduk. Kaç kere söyleyeceksin? Hayırlı olsun enişte. Sağ ol aslanım. Bak duy da şu çocuğu örnek al. İnsanlık bunu icap ettirir. Hayırlı olsun dedik ya. Ha öyle. Duyacağım. Çatladın kıskançlıktan. Hadi ya. Bana öyle el kol hareketleri yapma. Bak hoşlanmam. Ne yaparsın? Bilmem artık orasını. Karşında koskoca Cafer pazarlama var. Vay. Vay may yok. Selam duracaksın. Çek elini be. Aa, hakiki pazarlama geldi. Günaydın. Buyurun Nedim Bey. Eniştemin işi bitsin. Duydun mu? Sen de böyle saygı göstereceksin bana bundan sonra. Cafer Bey buyurun. Ne emretmiştiniz? Hadi hadi. Al sepetini de yürü işine. Çocuk eğlendirmiyoruz burada. Bu sepet kimin enişte? Adem'in. Açtık bu sabah manavı. Hadi hayırlı olsun. Aman aslanım. Kimseye benim manavla ilişkim olduğunu söylemeyin sakın ha. Kime söyleyeceğiz enişte? Ha aman. Türkan Hanım sıkı yönetim ilan etti. Adım adım bizi takip ediyor yanarız. Düştün mü elimize? Aman Yusuf gözünü seveyim. Bu kadın Sabri'den de beter. Yakar vallahi emeklerimi. Şurada 3-5 yılımız kalmış. Hiç şakası yok. Hadi hadi. Biz öyle adam değiliz. İçin rahat ol. Aslanım. Kaç tane bakkal kaldı şöyle senin gibi şu muhitte? Hayırlı işler enişte. Eyvallah. Nedim, ne yapıyor yengeç? İyileşti, kaçacak da enişte. Babam elinden senet almadan bırakmıyor, rehin. Bırakmasın kitapsızı. Söyle, ellerinden öperim. Uğrasın bir gün dükkanımıza. Söylerim enişte. Şükrücüğüm, bize söz kesmişler miydi? Hatırlamıyorum, nişan takmışlardı herhalde. Hayır, bir yanlışlık yapmayalım. Ne gibi? Adet neyse. Adet ne olacak Nazancığım? Baba oğul gelecekler, oturup konuşacağız işte. Hayır, bir şey takılır mı mesela? Canım takarsa onlar takacak Nazancığım. Ha, öyle ya. Babacığım. Kızım. Omlet ne yaptın? Bu ne heyecan kızım? Ne heyecanı baba? Elin ayağın birbirine dolaşıyor. Baksana görücüye çıkacaklar gibi erkenden kalkmış. Yardım edecek bana bugün. Bugün evde misin kızım? Evet evdeyim baba. Kaçta gelecekler? 9 dediler ama. Eline sağlık çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Bilgeciğim şu Ali'ye baksana kalkmış mı? Nesi var onun yine sabahlara kadar müzik dinliyor odasında yanımıza gelmiyor. Bunalımda. Aşık aşık canım üstüne gitmeyin fazla. Nazan Seyran'a mı? Galiba. Hani bitmişti? Ne bileyim. Söyle şunu be tertip. Söylenmez. Dükkanda vereceğim dedim. Sürpriz. Burada açılmaz. Dumkov. Bize dayak mı atacağız? Nasıl bir şey? Öyle tatlı ki. Sarılacaksın böyle sıcak sıcak. Oh. Oh be tertip. Galip. Kalk çabuk. Amcan gitsin dükkanı açsın diyor. Gidiyorum yenge. Hadi hemen. Öyle gizli gizli konuşmak yok. Gizli bir şey yok anne. Neyse işte. Allah kahretsin. O kadar yoldan geldim. Uykusuz. Asabım bozuk. İş. Şu pisliğe bak. O da bizim köpeğimize baktı ama anne. Bağırma çocuğa. Bağırım. Ne çocuğu? Koskoca adam. Bilsen bırakır mıydım? Vallahi ağlayacağım sinirimden. Bak. Hala oturuyor. Kalk çabuk. Ne rahat. Kalk tertip. Gidiyoruz tertip. İtme öyle.
Oh, bir iyi geldi ki Ulviye. Saatler olsun. Oh babacığım, ben de yıkanacağım şimdi köpüklü köpüklü. Sen hala burada mısın hayırsız? Gidiyorum amca, ayakkabılarımı giyeyim. Nein, orada olmaz. Dışarıda giyeceksin ayakkabılarını. Hadi yengeni kızdırma. Hediyemi unutma tertip. Neymiş o? Kazak babacığım, kazak. Dükkanda giysin diye öyle sıcak sıcak. İşe mi tertip? İşe Cafer abi. Dükkanı açacağım. Aferin. Esnaf adam işte böyle pire gibi olmalı. Bağlayamadın mı? Tutmuyor Cafer abi. Ha, seni gördüğüm iyi oldu. Bizim Adem manavda. Dükkanı açtık bugün. Hayırlı olsun. Sağ ol tertip. Adem'e söyle servisi bitirdim. Aklı kalmasın. Geleceğim fırsatını bulursam. Söylerim. Hala bağlayamadın mı? İdare eder Cafer abi. Hadi güle güle. Unutma. Unutmam. Hacer de gelemedi. Temizlik mi var? Yapmak lazım biraz. Bir haftada ev battı çıktı. Giren çıkan. İyi, ben de şirkete uğrarım biraz çocuklarım. Git git duramazsın. Ne yapacağım burada oturup hanım? İşinizin arasında. İyi canım, git tamam. Bayram da geldi geçti, bir şey anlamadık. Ömür geçiyor hanım, ömür. Hediyeler de hiç makbule geçmedi Hüsnü. Kimse memnun kalmadı. Hatırım kalır. Ne olacaktı daha? Aman ne bileyim. Geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk teyzeciğim, öpeyim. Nerede kaldın kızım, öyle oluyor neredeyse. Ah teyzeciğim, minibüsten in, otobüse bin. 4 vasıta değiştiriyorum. Yolları bir görseniz... Saat 6:30'da çıktık evden Abbas'la valla. Abbas nasıl? İyi, nasıl olsun, ellerinizden öper. Öpeyim amcacığım. O da Masum'u şirkete götürdü bugün. İyi göreyim şu keratayı, büyümüştür. Büyüdü büyüdü. Aman koş. Çay içtin mi? İçerim teyzeciğim. Otur sen keyfine bak. Hayırlı olsun, Bilge Hanım'ı istemeye geliyorlarmış bugün. Aa, bugün miydi o? Galiba. Bugün teyzeciğim, bugün. Bizden iyi biliyor bak. Nimet Hanım da tedavi görecekmiş. Tedavi mi? Ne tedavisi? Kafadan. Ay, ne adi kadınmış o öyle teyze. Kocası ondan adi. Vallahi öyle. Benim yanımda kızına demediğini bırakmadı. Bayramda barışmışlardır onlar kızım. Aa, ben olsam barışmam vallahi. Tuvalette mi enişte? Hı. Girdi çıkamadı daha. Aç kızım şu kapıyı da gideyim. Açamam abi. Ne yapar sonra beni? Aa, şaşırdın mı? Doğrar vallahi. Nereye doğruyor salak? 2 bahar sonra unutur. Şöyle bir ay ortalıktan kayboldu mu bitti. Aç şunu. Açamam vallahi. Anahtar sende biliyorum. Aç kapıyı, zorla aldı dersin. Vallahi onda. Çıktı. Gidiyor musun Hüseyin? Gideyim enişte izninle. İşime bakayım biraz. Bir aydır yatıyoruz. Git hadi git. Vay benim cennetlik enişten. Öpeyim. Ben senin hakları nasıl öderim? Şu kapıyı açarsan anahtar sendeymiş. Açarım ben de. Büyüktün eniştem. Hakkını helal et. Ederim. Gel şunları imzala. Ne bunlar enişte? Senet 12,5 milyonluk 4 tanecik. Yapma enişte. 12,5 milyon çok. Mahcup olurum sonra, ödeyemem de. Ödersin. 12,5 milyon para mı senin gibi adama? Gözümde görmüyor ki. Aylık mı bunlar enişte? Aydan aya. İmzala. Eniştem. Bak borç. Kaçmıyorum. Sen bunları bana imzalatma. Ödeyemem falan, mahcup olurum ha. İmzalamadan buradan çıkamazsın. Ödeyeceğim diyor işte Halil Bey, söz. Kaçmıyor ya bu. İnsaflı ol artık biraz sen de canım. Sen araya girme Sultan. Sözüm söz enişte.
İmzala şunu iblis, kıracağım boynuzunu. Öyle sözle mözle işim yok benim. Yaktın beni enişte. Ne yapalım? Seni mi kıracağız? İmzalayalım. Gözümde görmüyor. Neresi? Aman abi, başın mı dönüyor yoksa? Bir şey yok. Bırak numarayı iblis. Bas şuraya imzayı. Kırdın elimi enişte. Kırsın. Gülşü, dükkana gitmem lazım benim biraz. Adem yalnız. Sen akıllanmazsın Cafer. Ya biri görür de haber verirse Türkan Hanım'a? Alışverişe geldim derim canım. Ne olacak? Türkan Hanım geline kadar dönerim 50 kere. Ben o kadar söylüyorum işte. Ayağını denk al. Bu kadının şakası yok. Sen de duydun kulağında. Başladın yine hoplayıp zıplamaya. Korkma Gül. Sedat Bey'le de konuştum. Arkamızda. Sigortaya da sokacak bizi. Manavı tutturursak. Aman güvenme o sahtekara. Patronla kazık adan adamdan hayır mı gelir? Yavuz Bey de var arkamızda Gül. Telaşlanma hemen. Ah anasını satayım. Şu emeklilik olmasa kimsenin kahrını çekmezdik. Bas tekmeyi. Kapıcılık da neymiş? Uçma hadi uçma. Her şeyin hayırlısı. Sevim biraz gelebilir misin Sevim? Sevim bakar mısın? Ne var yine Cemil? Esrarengiz biri var aşağıda. Apartmana bakıyor. Şu mu? Çaktırmadan bak Sevim. Adamın elindeki bomba olabilir. Bomba mı? Sahi nasıl adamı? Suikastçı olabilir Sevim. Soralım mı? Saçmalama gir içeri. Eyvah! Merdivenlerden çıkıyor Sevim. Çıksın bırak sana ne? Mahfi falan olmasın. Buyurun kapıcı. Kapıcı. Kimsenin kapıya baktığı yok ki artık. Buyurun kapıcı. Kapıcımız manav oldu. Aman Allah'ım o da kim? Buyurun. Sor bakayım kimmiş o kapıdaki hapishane kaşkını herif? Anam. Ne var onun elinde? Sorsana evladım bizim kapıyı çaldı ne istiyor? Baş üstüne. Baş üstüne babacığım Cafer pazarlama. Çok konuşma. Kime baktınız? Burada bir müzik dershanesi varmış. Dershane mi? Aa! Burası efendim burası buyurun. Açsana kapıyı evladım. Buyurun. Derse geldim hocam. Gazeteden buldum adresi. Hoş geldin evladım. Kim geldi Sabri Bey? Öğrenci efendim öğrenci. Öğrenci mi? Ay nasıl öğrenciymiş bu? Basbayı öğrenci işte efendim nasıl olacak? Ders almaya gelmiş çocuk. Gazeteden okumuş. Buyurun evladım buyurun. Buyurun. Buyur evladım. Ayaklarını sil lütfen gir. Buyurun. Cafer pazarlama. Şşş. Söyleme şunu. Herkesin gözü üstümüzde zaten. Oğlum tek tek insene şu basamakları. Bağırtma babanı tertip. Laftan anlamaz ki gözüm. İş başı mı? İş başı Cafer amca. Ben de sizin oraya geliyorum. Ne güzel komşu olduk Cafer amcamlarla baba. Hadi gözüm gidelim. Buyurun. Şimdi evladım. Derse başlamadan önce şartlarımızı konuşalım da. Konuşalım hocam. Bak dersin saati 500 bin lira. İyi hocam. Ha ona göre. Sonradan şöyle böyle yok. Yok hocam. Tamam. Haftada en az 4 saat ders alacaksan veririm. Öyle bir saat geldim kaçtım yok ona göre. Kabul hocam. Peki o zaman otur evladım. Ay ne var o çantanın içinde? Ne var sahi o çantanın içinde? Darbuka hocam. Darbuka mı? Sen darbuka dersi almaya mı geldin evladım? Hayır hocam, usul dersi almaya geldim. Ha usul. Ay o ne? Darbuka efendim işte görüyorsunuz. Ne var bunda bu kadar heyecanlanacak? Tamam efendim, gördük. Aferin sen... İyi bir çocuğa benziyorsun. Çal bakalım bir şeyler dinleyelim. Önce bir kulağına bakalım. Kulağın var mı? Çocuk demeyin efendim. Koskoca adam. Öğrencimle konuşuyorum lütfen. Müdahale etmeyin efendim. Ben nasıl konuşacağımı biliyorum. Ne çalayım hocam? Ha. Sen sanki baharın gül... Yok o biraz zor. Hiç heyette çaldın mı? Çaldık da hocam. Şöyle iyi bir iş bulursak bir solistle falan.
O da olur inşallah, o da olur. Dur bakalım, önce bir hafif ika yapalım. Ha, indim havuz başına. 1, 2, 3, 4. İndim havuz başına. Bir kız çıktı karşıma. Aferin. Düm tek adım tek düm. Siz söylemeyin efendim, öğrenci dinliyorum ben. O da geldi başıma. Gelemem ben, gidemem ben. Anne ne oldu kızım, ayıcı mı geldi? Hayır anneciğim, öğrenci. Aç kol, ne siz eksiktiniz? Düm tek adım tek. Tövbeler olsun. İnan yazma sen bize yarabbim. Biz de alırız artık eve bir şeyler. Al ablacığım, dükkan sizin. Komşumuzu her zaman en iyi en ucuz. Muzun güzel mi? Ayıp ettin be tertip. Lokum lokum. İstiyor musun? Ver bir tane de tadalım. Yok öyle tatmaca. Kiloyla. Dilek. Aa, tertipim geldi. Geldik Dilek. Özledin beni. Ah canım çok. Ben de hediye getirdim sana. Kimseyi de unutmaz tertip. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil Dilek. Takarsın öyle boynuna yumuşak yumuşak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Usta hoş geldin. Hayırlı olsun gözüm. Bekleriz artık alışverişe. Geleceğiz gözüm, müşteriniz oluruz. Buyurun, taze ucuz. Temizledin mi dükkanı, hayırsız? Tertemiz oldu amca. Göreceğiz. Dilekciğim görüşürüz, çüz. Hadi tertip. Küs yok, küs yok. Hemen almalılaşma, memleketimize geldik. Bu mu tertip? Bu. Fazla sorma, bu ama dikkatini çekmesin. Vay be ortak, bugünlerde görecek miydik? Oh, oh be abi. Öpeceğim. Ben de öpeceğim. Geciktim, kusura bakma. Ayıp ettin abi, olur mu öyle şey? Canın sağ olsun. Ver şu peştemalı, kurtulamadık şu kapıcılıktan ki. O da olacak abi. İnşallah. Allah yüzümüze bir gülse de tuttursak şu işi. Tutturacağız abi inşallah. Bozma bol elini. Hadi bismillah. Hadi ya bereket. Abi ben şu apartmana gideyim geleyim de laf olmasın. Hadi bak şimdi hadi. Burada bakır demir eskiler alırım eskici. Seninki kalkmış abi. 9 canlı yengeç. Hurdacı. Kolay gelsin. Açtınız mı dükkanı? Hayırlı olsun der adam, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Gözümüz yok aslanım, baktık şöyle. Erken çıkmışsın. Çıkmayıp da ne yapacaksın aslanım? Enişteme borçlandık. Ah, ah. İmzalattı mı senetleri? İmzalattı ya gaddar, bağırta bağırta. Sen kimden duydun? Biz duyarız. Çiçek gibi donatmışsın vallahi. Helal olsun. Hayırlı işler de be, hayırlı işler. Şuraya bir nazar boncuğu takalım Adem. İlk işim abi. Hadi git de gel. Tamam abi. Bizim nazarımız değmez aslanım, pirelenme. Baktık şöyle, hayırlı olsun. Ha öyle konuş. Nasıl, var mı müşteri bari? Kaynıyor. Sonra nal toplamayın da bana biraz manav için sapa gibi geldi. Hadi bakalım. Tatil bitti. İş başı. Toplayın takımları. Duydun mu tertip? Topluyoruz amca. Aç şu hediyeyi be tertip. Öleceğim meraktan. Babamın yanında olmaz. Temizlik yaptın ha, hayırsız. Elin ucuyla. Yengen görmesin burayı. Ne konuşuyorsunuz orada gizli gizli? Gizli bir şey yok baba. Hediyesini merak etmişler. Ben de merak ettim. Açın bakayım şunu. Nasıl bir kazakmış o? Kazak değil baba. Uyku tulumu. He? Uyku tulumu mu? Hani kazaktı? Sürpriz yaptım tertibime baba. Kuş diye, kış geceleri yatsın diye öyle sıcak sıcak. Aferin, iyi düşünmüşsün. Aç bakayım şunu. Tıkır açma tertip. Kolay gelsin. Baba Hüseyin amca. Hoş geldin gözüm, nasıl oldun? Gördüğün gibi ustam, nasıl olacak? Yıkıldık. Hayatımızın kazasını yaptık. İşte böyle tekniğe tekniğe çıktık, ne yapacaksın? Oturayım şöyle biraz. Otur otur. Geçmiş olsun Hüseyin amca. Sağ ol yeğenim. Of ne soğukmuş. Sevabına sıcak bir çayınız varsa verin de bir bardak içeyim. Hadi hayırsız. Doldur şurada bir demli çay. Hemen amca. İşe mi gidiyordunuz? Mani olmayayım.
Fark etmez gözüm, acelesi yok. İç çayını. Allah razı olsun. Açmışlar ha manavı. Açtılar ya. İş yapmaz sanmam. Yaparlar inşallah. İnşallah. Ustam halim kötü. Enişteme çok borcum var, senet yaptım. Elinde ne varsa eski, atılacak tamir, bana ver satarım. Halt! İçine bakma şunun. Kaç kez söyleyeceğiz? Dökeceksin. Bir kulağından girer ötekinden çıkar Angut'un. Anlamaz ki. Buyur Hüseyin amca. Sağ olasın. Anlar benim tertibim, anlar. Açın bakayım şu uyku tulumunu. Uyku tulumu mu ustam? Hediye Hüseyin amca, tertibe getirdim Almanya'dan. Bizim de şöyle bir amca oğlumuz olacak ki Almanyalardan. Açsanız oğlum şunu. Patlar baba, içinde olmaz akşama. Ver şunu bana. Çekil. Anlaşıldı. Çeviriyorsunuz siz yine aranızda bir numaralar. Ne numarası babacığım? Göreceğiz. Devamlı laf değiştiriyorsun. Yok sürpriz, yok kazak. Yavaş baba. Yavaş aç ustam. Bu ne be? Ne bu? Şey ustam. Avrat, avrat. Alaman gelini. Bayram yaramış size valla. Kumular gibisiniz bakıyorum. Ya ne demezsiniz? Kumru muyuz, karga mıyız belli değil. Bittik Ergun Bey, bittik. Biz ne diyelim Kanarya? Kızlar, oğlanlar, kayınvalideler, kayınpederler. Demet, yemeğe mi çıktı Şükrü Beyler? Hayır Ergun Bey. Masum'u seviyorlar mutfakta. Bunların da köpek merakı. Özlemişler efendim. Abbas da almış getirmiş. Şirket içinde hav hav hav. Biz de seviyoruz Ergun Bey. Olmaz evladım böyle yerde. Sevecekse sokakta sev. Isıracak bir gün birimizi valla. Ondan sonra hadi bakalım Kudüs Aslı'na. Bizi niye hiç ısırmıyor Ergun Bey? Bilmem, şerbetlisiniz herhalde hanımefendi. Ben birimizi ısıracak diyorum kızım. Beni ısıracak demiyorum ki. Korkmayın. Yaptırırlar aşısını, olur biter. Teşekkür ederim. Bak bunu bilmiyordum işte. Şirket Bey nerede kaldı? Gittiniz mi ziyaretine bayramda? Yok Ergun Bey, nasıl gidelim? Ne götüreceğiz? Ben gittim. Aldım yarım kilo lokum. Ne yapayım? Ayıplarsa ayıplasın. Gücüm ona yatıyor kardeş. De köle kızı. Acayip söyleniyormuş buna ha Abbas, istemiyormuş. Yok hakimim, ne haddini affedersin. O ne karışırmış? Çalışıyorsunuz ikiniz de oğlum, haklı. Zor geliyorsa verelim bahçeli ev olan birisine. Sen onu hiç düşünme hakim, affedersin. Bakarız evelallah. Aşılarını da yaptırmak lazım bunun Abbas efendi. 2,5 aylık oldu mu? Onu hakim bilir babam, affedersin. Kaç aylık baba? Doldu galiba. Bunu bir veterinere götürelim seninle Abbas. Sen emret babam, nereye dersen. Emanetin başım üstüne, affedersin. Demet! Ergun! Kimse yok mu ya? Demet, bakar mısınız? Efendim hoş geldiniz. Cebimde para yok Ergun. Para mı efendim? Evet. Arabayı Cem aldı, taksiyle geldim. 850 bin lira tuttu, koş hadi. Üf. Adam kapıda bekliyor, ödeyin şunu. Sende var mı Demet? Vallahi bir 200 bin olacak. Ver bakayım. Bülent! Bülent! Şükrü yok mu? Buradalar. Buradalar efendim. Köpeği seviyorlar. Hüsnü Bey de burada. Özlemişler. Mutfaktalar efendim. Efendim Ergun Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç lira var sende? Pek bir şey yok ama bakayım Ergun Bey. 100-120. Oo! Şevket Bey taksiyle gelmiş. Şoför kapıda bekliyor Kanarya. Saçlı bir önce. Sayıyor ya Ergun Bey. Çıkışmıyor mu? Hay Allah ya. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hah, Şükrü Bey de vardır. Ne habersin be? İyi baba. Ne arıyorsunuz? Şükrü, 1 milyon var mı? Taksiyle geldim. Bir bakayım, yok galiba. Tüh. Bu kadar insan 850 bin lirayı bir araya getiremedik ya. Getirdik efendim, getirdik. Al şu 500'ü al. İşte tamam. Hadi bekletmeyin adamı, koşun. O kadar parasız mı kaldınız be oğlum? Kalmışız baksana baba. Hadi Kanarya, al şunu ver şoföre. Koş. Sizin itibarınız yeter efendim. Fırat'ın neymiş? Sağlık olsun. Çay kahve bir şey? Biz söyledik. Siz Şevket Bey? Kahve içerim. Hemen efendim. Abbas neredesin? Baba sen buraya gelmezsin. Evde temizlik falan mı var? Bak nasıl anladı efendim baba. Geç abi. Geç abi. Abbas. Buyur müdürüm. Tut şunu, ısırır mısırır.
Ne olur müdürüm, o ancaz hayvanın ısırmasından affedersin, korkma. Şevket Bey de kahve istiyor. Bağış üstüne. Şimdi geldi, taksiye binmiş, cebinde parası yok. Vah babam vah. Vah ya, 850 bin lirası yok cebinde adamın. Patron dersin bir de. Bu bize alıştı galiba Abbas. Alışmaz mı müdürüm affedersin. Tanır sahibini. Al korkma. Alayım bakayım. Alıştı mı şimdi benim kokuma? Ah canım. Şükrü. Akşam söz kesiliyormuş ha. Heyecanlı mısın? Biraz abi. Ne biraz oğlum. Bilmez miyim ben seni? Küt küt atıyordur şimdi kalbisinin. O kadar olacak. Güzel konuş adamla. Adam biraz abuz görünüyor ama makul abi. Adamla konuşulur da... Ama damat yaramaz değil mi? Yaramaz valla. Hiç ısınamadım o çocuğa. Ne zaman ne yapacağı belli değil. İdare et artık oğlum, sen de bir gecelik kızının hatırı için. Edeceğiz baba, çaresiz. Sen niye arabayı verdin Cem'e? Mine'nin arabası serviste. Özge'yi Nimet Hanımlara el öpmeye götürecekler. Bayramda gitmediler mi el öpmeye? Yok baba. Ben de çok ısrar ettim ama. Uzatmasınlar artık. O kadın da el öpülmez baba. Öyle annem olsa vallahi ben de öpmem. Kliniğe yatırmak istiyorlar bir süre Nimet Hanım'ı. Oo iyi olur. Tam klinik vakka. Var mı sahi bir şeyle? Belli olmuyor baba. Kadın gülerken ağlamaya başlıyor. Evet. Efendim kahveleriniz. Abbas dikkat et köpekleri kaçmasın. Tövbe. Kendi işine bak müdürüm, affedersin sen. Gel Abbas. Masum'la aranız iyi galiba Ergun. Çok efendim. Sizden iyi olmasın. Alıştı alıştı. Maskara etti hayvanı babam, affedersin. Ne güzel efendim. Her zaman böyle olmalıyız işte. Birlik beraberlik içinde. Biz akrabayız. Öyle değil mi Mine Hanım? Öyle tabii efendim. Raşit kes. İnsanlar buraya nasihat dinlemeye gelmedi. Benimki nasihat değil Nimetciğim, estağfurullah. Hakikatleri konuşuyorum. Neyse işte. Konuşuldu bitti, kes. Nimetciğim nasılsın şimdi? Başın falan dönüyormuş ha? Ah dönüyor hayatım, dönüyor yine. Ara sıra da kan beynime çıkmış gibi oluyor. Bir baktırmak lazım. Mutlaka Cem. Asabi buhran geçiriyor anneniz. Söylüyorum ama beni dinlemiyor. Delirdi de bari de kurtul Raşit Bey. Estağfurullah hayatım. Biliyorum ben senin niyetini. El birliği yatırın tımarhaneye, kurtulun. Neler söylüyorsun Nimet Allah aşkına? Dinlenme ihtiyacın vardır belki. Şöyle kısa bir hava değişikliği. Bu kadar doktor tanıdıklarımız var. Eksik olmayın hayatım. Büyütülecek bir şey yok. Biliyorum ben ne yaptığımı, çok şükür. Elbette biliyorsun canım, aşk olsun. Sana ne yaptığını bilmiyorsun diyen mi var? Alınganlık gösteriyor efendim, alınganlık. Sinirleri çok bozuk. Son günlerde malum. Durup durup lafı benim sinirlerime getirme Raşit. Fena olacak bak. Deli muamelesi yapma insana. Kahve mi yaptın? Ne konuşuyorsunuz? Hiç, ne konuşulur ki? Hep aynı laflar, sıkıldım. Ah benim güzel kızım, ne de yakışır eline. Kıyamam sana. Sağ ol. Evlat Nimetciğim, evlat. Kıyılır mı? Ellerine sağlık yavrum. Afiyet olsun. Ne demişler? Kol kırılır, yen içinde kalır efendim. Birbirimize zaman zaman kızsak da söylensek de biz akrabayız. Raşit kes, başladın yine tahta kafa tahta kafa konuşmalara. Ne tuttu gözüm? Efendim 780, 60 daha 840. Bir dereotu, bir maydanoz 860. Vay be gözüm, aşağı yukarı 25 mark. Burası Almanya'dan pahalı. 3 de limon. 890. Bir limon daha al, yuvarlak olsun usta. Olsun bakalım. Şu da 100. Bereket versin. Bereketini bul. Yengene verirsin torbayı. Bekliyor, yemek yapacak. Derhal usta. Yine bekleriz. Bereket versin usta. Nerede kaldın aslanım? Oo, sen böyle başını alıp gidersen kovdursun bizi ha. Bir daha olmaz abi, annem rahatsızlanmış. Bağla şunu, bağla. Satış var mı? Hem ne biçim. Oh be abi. Kasayı işledim, fişleri kestim aynen. Zehirsin abi, zehir. Maşallah, sağ ol. Şşş. Müşterinin yüzüne gülme sakın Adem. Anam geldiler. Geldiler abi.
Koş Adem, koş! Kapıyı aç Adem! Lan! Eyvallah koçum! Buyurun! Vay penguen! Çekmişsin peşte malı! Çektik efendim! Hayırlı olsun çocuklar! Bu iş işte bu kadar canım abiciğim! Tak tak! Tak efendim, evelallah! Evelallah koçum! Vatandaş yiyecek taze taze! Buyur canım abiciğim, tak! Manavlar zincirinin ilk halkası, görüşünüze hazırdır! Görelim birader! Hayırlı olsun vatandaşa! Amin! Cümlemize canım abiciğim! Bu bir halk hizmeti! Tak çiçek gibi, ucuz, taze! Oh! Çiçek gibi olmuş gerçekten! Elinize sağlık! Vazifemiz efendim, ne demek? Etiketler de çiçek! Duygulandırdınız vatandaşı! Sen emret canım abiciğim! Kardeşin sana daha böyle ne mağazalar açacak! Tak tak! Evet birader, helal olsun! Söyle bakalım penguen! Buraya bak Adem! Buyur abi! Abi yok Adem, efendim! Buyurun efendim! Ha öyle! Konuşmayı bileceksin önce meslekte penguen! Duydun mu Adem? Hesabı kuvvetli mi? Sorun efendim! Heyecanlanma penguen! Evelallah canım abiciğim! Hesap bilmeyen adamı oturtur mu buraya kardeşin? Tak tak hadi! Hadi Adem! Tak! Kaça portakal? 40! 40 yok! 1000 diyeceksin! 1000 efendim! Sen karışma koçum! Karışma Cafer! Pardon efendim! Kaç kilo var bir kasada? 20 kilo. 3 kasa portakal sattın. Kaç para? Bir kasası... Yok penguen. Kafadan bekletme vatandaşı. Hadi Adem. Ne düşünüyorsun kardeşim? Anında tak tak. Rezil ettin bizi Adem. Oldu mu şimdi penguen? Beklettin vatandaşı. 2 milyon efendim. Ha? 2 milyon mu? Evet efendim. Zarf içinde. Ne diyor bu birader? Zarf marf. Sapıttı efendim, sapıttı. Sizi karşısında görünce korkudan... Sapıttı herhalde canım abicim. Olur canım başlangıçta böyle şeyler. Acemilik işte, öyle değil mi? Korktu, korktu. Hadi penguen, git bardak su iç. Duymayayım bir daha öyle zarf var. Hadi kardeşim, hadi tak tak hadi. Bakın efendim, yok oldu ortalıktan kapıcımız. Size ne efendim? Gitsin ne cehenneme giderse. Size ne olur mu efendim? Adam aleni bana o dükkanı açtı. Tutturacağım zaptı Türkan Hanım'a yakalatıp. İndim havuz başına. Bir kız çıktı karşıma. Oh maşallah. Annenizin keyfi yerinde. Tontoş Hanım'ı da almış kucağına. Dokunmayın efendim kadıncağıza. Keyfine baksın efendim aman. Şu gazete ilanının faydasını göreceğiz galiba. İnşallah efendim. Şöyle bu çocuk gibi haftada 4 saat ders alacak şöyle 5 öğrenci daha bulabilsek. Çocuk demeyin şuna efendim. Ala nereye gitti kızım o darbukacı? Ne bileyim anneciğim. Çalıp söylüyordu ne güzel. Niye yolladınız? Dersi bitti gitti efendim. Burada mı oturtacaktık? Otursaydınız. Çalar söylerdi ne güzel. Olur efendim. Üste para verip darbuka mı çaldırtacaktık? Çalsın ben vereceğim parasını. Sabri Bey çalar size anneciğim. O ne efendim? Tepsi efendim ne olur. Bununla çalınamaz mı? Eğleneceğiniz mi olduk efendim bu yaştan sonra? İstiyor efendim kadıncağız ne olur iki dımbırdatsanız. Verin efendim verin anlaşıldı. Bugün de bu çıktı. Darbuka çalıp göbek atmak. Darıldın mı cicim bana hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldınsa barışalı kumru gibi koklaş. Aferin. Görüyor musun halimizi muhterem? Yakında sokaklara çıkıp ayı oynatacağız. Esmerim güzelim ah dudu dilim ben yanıyorum. Aman Allah çok seviyorum. Nereye gittik hocam? Manava kadar gitti gelir şimdi. Açtılar mı manavı? Aman ne manavı canım? Aa bu da her lafın içinde. Hah geliyor işte. Nerede kaldın be? Hancı gün? Patronlar geldi teftişe. Buraya da Türkan Hanım geldi. Anam sordun beni. Sormadı bereket. Hasta bakıyor. Soracak diye ödüm koptu. Oh aman neyse.
Bize de bir şeyler getir o manavdan. Duydun mu? Öyle her dakika servis yok Cemil Bey. Aman bırak be, sarhoş sarhoş konuşuyor işte baykuş. Babacığım buyurun. Çantal pazarlama. Sus sus. Dile düştük zaten düşeceğimiz kadar. Hadi ver de gel sen de şunu. Hey Allah'ım, şöyle onun bunun karnını çekmeden bey gibi işimizin başında oturduğumuz günü gösterecek misin bize? O da olur, olur inşallah. Hadi oyalanma. Şu halimize bak, kaçak gibi. Bu ne yapıyor? Sordun mu beni? Yok, kaynanasıyla şarkı söylüyor. Söylesin Allah'ın cezası. Dur bakayım. Sen nereden geliyorsun? Madama bir şeyler aldım manavdan. Nereden geleceğim? Manavdan. Sizin manavdan mı? Kaç saat oldu sen gideri? Kime maval okuyorsun? Ne mavalı Sabri Bey? Alışveriş yaptık diyorum. İnsanlar yoldan geldi. Sor inanmıyorsan çık kendisine. Aman bırak be. Herkese hesap vermek zorunda değilsin. Yürü git işine. Bana bak. Sen çok konuşuyorsun ha. Konuşacak tabii. Yasak mı? Çok konuşma. Sus sen. Tamam. Şimdi tutturuyorum zaptı. Hadi tuttur bakalım. Aman be. Yetti. Yine başladı zabıt zabıt. Nerede Türkan Hanım? Çağır gelsin. Gelemez. Hasta bakıyor. Çok konuşma. Sus sen. Çarıklı saltanatı. Düşüreceğim maskelerinizi. Sustum sustum. Sahtekarlar. Güzel konuş ya. Sahtekar mahtekar. Çocuk yok senin karşında. Haydut. Bitlendiniz tabii. Tehdit mi ediyorsun? Ediyorum be. Ne yapacaksan yap hadi. Tüh, Allah kahretsin sizi. Sahipsiz kaldı apartman tabii. Sahipsiz. Çok konuşma çok konuşma. Tövbe tövbe. Ne oluyor Gül? Hasta mı bıraktım çıktım? Ne bu gürültü? Anlatamıyoruz ki Türkan abla baksanıza. Devamlı hakarete uğruyoruz efendim. Madamlar yoldan geldi. Rica ettiler. Şuradan biraz sebze al gel diye. Söylemediğini bırakmadı. Öyle değil efendim, yalan. İki saattir gittim, manava gelmiyor. Açtılar dükkanı. Tövbe vallahi. Benimle bir ilgisi yok Türkan Hanım. Vallahi sizi kandırıyorlar efendim. Başladı manavlığa bu rezil. Tutalım bir zabıt verelim iş mahkemesine. İki günde yallah. Uğraşamazsınız siz bunlarla. Neler söylüyorsunuz Sabri Bey? Büyütmeyin bu kadar rica ederim. Ortada bir şey yok. Alışveriş yapmış gelmiş adamcağız. Ne zaptı şimdi durup dururken? Durup dururken olur mu efendim? Çok safsınız siz de. Ruhunu bilirim ben bunların. Yüz vermeyin bunlara bu kadar. Sonra çok kötü olur. Ne olur Sabri Bey? Anlamadan dinlemeden apartmandan mı kovacağız insanları? Kovacaksınız tabii efendim. Çok konuşma sen. Sen çok konuşma. Saat kaç? 9'a 7 var baba. Bitmedi mi işiniz Nazan? Bitti Şükrücüğüm, otursana bir yere, sancı su tutmuş gibi. Otur baba. Sen otur sen. Babacığım kahve içer misin? Yok, birlikte içeriz. Aa olmaz baba, onların yanında yapamam, ne öyle görücüye çıkar gibi. Ne oluyor, çıkmıyor musun aydının baygını? Telaşlandırmayın kız, ben yaparım. Aa Nazan, Rasim Bey belki içki içer. Rasim değil babacığım, Rahmi. Aa Rahmi. Var içkimiz Şükrücüğüm. Baba daha adamın adını bilmiyorsun. Canım öğrenir zamanla. Şükrücüğüm aman ne olur yüzümüz gülsün. Evet baba, gerginlik yaratma. Otursana oğlum. Hadi. Hadi otur otur otur. Siz niye ayaktasınız? Otur. Anneciğim pastayı ne zaman çıkarıyoruz? Konuşma bitsin, söz kesilsin ondan sonra. Çıkarırız kızım, dur gelsinler de. Baygınım heyecanlanma. Çek elini. Oğlum uğraşma şu kızla. Şükrücüğüm sana bir yudum içki vereyim istersen işte, rahatlarsın. Ben rahatım. Ben rahatım. Aa, geldiler. Aa, geldiler. Aa, geldiler. Aa, geldiler. Bir dakika. Heyecanlanmayın bir dakika. Buyurun iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Hadi al canım. Ne zahmet ettiniz efendim. Aman efendim, adettir. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hadi al. Efendim ben bu akşam hiç konuşmayacağım, haberiniz olsun. Yalnız babam konuşacak. Evet öyle. Çünkü sen bir ağzını açınca kolay kolay susmazsın. Tamam baba, sustum. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun. Anneciğim çiçekleri ne yapayım? Koy bir vazoya kızım. Nasılsınız beyefendi? Rasim Bey. Rahmi Bey, işleriniz nasıl? Fena değil efendim, çok şükür. Bu siyasi istikrarsızlık etkiledi tabii biraz. Hepimizi etkiledi efendim. Sen nasılsın Aydın? Yorum yok efendim. Efendim, geliş nedenimiz malum. Malum efendim, malum.
kızımızla oğlumuz ciddi bir beraberlik niyetindeler. İnşallah efendim, inşallah. Bilgi, aç kızım şu çikolatayı, ağzımız tatlansın. Buyurun. Siz buyurun. Babacığım. Aa. Bu ne? Mum? Mum mu aldın? Mum aldım baba, Şükrü Bey öyle söyledi. Tüh! Sen adam olmazsın. Tokatla başlayan o gece ağız tadıyla bitti. Pastalarımızı yedik, ablam görücüye çıktı. Ve nihayet... Ananana!